Arkadaşlar merhaba. Futbol Manager 2023 oyununun bütün güncellemeleri yapılmış. Ekstra olarak bütün transferler, en son transferlere kadar yapılmış şekilde sıfırdan bir kariyere başlamak istiyorum. Fenerbahçe ile kariyer yapacağım. Daha sonradan farklı takımlarla oynamamı isterseniz o takımlarla da oynayabilirim. Şimdi yavaştan takımımıza geçelim. Özelliklerimizi bu şekilde seçtim. Daha çok zihinsel özellikler odaklı yaptım ve taktiksel antrenmanlarda hücum taktik antrenmanına önem vereceğim için bu şekilde puanlarımı seçtim. Oyuna başlıyoruz. Daha önceden bu oyunu oynayanlar vardır. Ben bu oyunu Championship Manager 2003'ten beri oynuyorum. O yüzden bu oyunda her yıl oynayarak da Football Manager her sene oynayarak da artık bu oyunun iyi bir oyuncularından olduğumu düşünüyorum. Şu anda takıma genel olarak bir bakacağız. Bıyıklarımızı görüyorsunuz. Bıyıklarımız etkili. Şimdi arkadaşlar genel ilk takıma şu şekilde bir düşünce yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi son transferler yapıldığı için bu oyuncuları biz göndermek istesek de biz bu oyuncuları gönderemeyeceğiz. Örnek veriyorum Rodrigo Becao. Şimdi kulübü önerdiyse hoş karşılamayabilir. Yani bu da demek istiyor ki teklif gelmeyecek bazında demek istiyor. Şimdi biz az çok oynatacağımız veya oynatmayacağımız oyunculardan özellikle gelecek yıl itibariyle bu yıl idare edeceğiz. Bu kadroyla idare etmek zorundayız. Çünkü maaş yüksekliklerini görüyorsunuz. Maaşlar çok yüksek. Türkiye Ligi'nde de geliri yüksek olmadığı için ne yazık ki bizim bu maaşları azaltmamız gerek. Ve kulüplerimizin ne yazık ki maddi durumları iyi olmadığı için şu anda 41 milyon euro genel durum var ama bu ancak her ay sürekli zarar vereceğimiz için iyi bir noktaya gelmeyeceğiz. Antrenmanlara çok önem veriyorum. Antrenmanlar konusunu detaylıca konuşacağız. Takıma genel itibariyle baktığımızda bizim bu takımdan çoğu oyuncuyu göndermemiz gerekiyor. Ama şu anda ne yazık ki gönderemiyoruz. Şu anda benim düşüncelerimden bir tanesi aslında Osayi Samuel'i oynatsak falan çok güzel paralara gider. Ancak sol bekte Jadon'u oynatmayı düşündüğüm için Jadon özellik olarak daha iyi bir oyuncu benim gözümden. Jadon'u oynatmak istediğim için Ferdi'yi sağa çekebilirim. Bunun bir planlamasını yapacağız. Oyunda şöyle bir problem var. Mesela Michy Batshuayi'nin sözleşmesi yıl sonunda bittiği için mesela Michy Batshuayi'yi göndermek bizim için karlı hem de maaşından kurtulacağız. O yüzden Michy Batshuayi'yi göndermeyi düşünüyorum. Bu oyuncuların çoğu yeni geldiği için zaten gönderemiyorum. Crespo'yu takımda tutmayı düşünüyorum. Sözleşme uzatma maddesi de var. Özelliklerini de görüyorsunuz. Güzel bir oyuncu benim düşünceme göre. Taktiğimizi de zaten göstereceğim. Bir de takımdan kimi gönderelim? Miyazaki'si o da gitmek istemeyecek muhtemelen ama bu oyuncu kiralamayı düşünüyorum. Çünkü elimizde yeteri kadar orta saha oyuncusu var. Bu orta saha oyuncularını azaltmamız lazım. Biri de Mihai Zaitz. Bu oyuncuyu da göndereceğiz. Bu sayısı mı öyle de gönderebilirim. Bu sayısı mı öyle yani çok iyi bir bek değil. Neden diyeceksiniz? Görüyorsunuz orta yapması zayıf. Pası zayıf. Zihinsel mental özellikleri çok zayıf. Şimdi geri kalan özellikleri de iyi bir oyuncu. Ancak yabancı kontenjanımız da sıkıntılı olduğu için bu sayısı mı öyle de göndermeyi düşünüyorum. Genel olarak benim daha önceden hazırlamış olduğum taktiklerim var. Taktikleri direkt ben yükleyeceğim. Yıllardır bu taktiği oyunda geliştikçe elimdeki taktiği geliştire bu hale getirdim arkadaşlar. Şimdi taktikleri de yükleyeceğim. Bir bakalım evet taktiklerimizi yükleyeceğim. Sizlere gereksiz muhabbetle veya taktikleri tek tek ayarlayarak vakit geçirmek istemediğim için o yüzden direkt hızlı bir şekilde ayarlanmış olduğum taktiklere gidiyorum. Şimdi elimde 3 tane taktik var. Bu 3 taktik. Şöyle anlatayım size arkadaşlar. Bunu topa sahip olup kanat oyunundan aslında tek santrafor gibi gözüküyor ama 3 santrafor oynayacağız. Beklerden de çok verim almayı düşünüyoruz ve pas oyun kurucu stoperlerle, pasör stoperlerle oynamaya çalışacağız. Orta sahada da iki yönlü iki tane oyuncu alarak hem defansif anlamda problem çekmek istemiyoruz hem de ofansif anlamda çok büyük katkı sağlamayı düşünüyoruz. İkinci taktiğimiz ise bu taktiğim. Burada yani daha kısa pas odaklı ama burada uzun toplu var. Karışık pas odaklı çift santraforla oynayacağız. Yani gol sıkıntısı çektiğimizde bu oyuncuları kullanacağız. Bu taktiği kullanacağız. Üçüncü taktiğimiz ise çok güçlü rakiplerde topu rakibe verip alan savunması yap. Topla beraber hızlı oynamaya çalışacağız. Bu üç taktikle oynuyorum ben. Bu taktiklerin detayını isterseniz de paylaşırız. Ne yazık ki dediğim gibi takımdaki çoğu oyuncuyu gönderemediğimiz için bazı oyuncuları satacağız.
Geri kalan oyuncularla güzel bir kadro kurmaya çalışacağız. Özellikle gelecek yıl takımı tamamıyla oturtup ondan sonraki yıllarda da takımı geliştirip çok başarılı olacağımız bir oyun göstereceğim. Şimdi kulübümüze özellikle büyük problemlerden bir tanesi bizim antrenör ekibimiz. Buradaki yani Sedat Karabük olsun, işte asistan menajer Kemal Kurak olsun, Recep Karatepe olsun. Gerçekte kendileri iyi bir antrenör olabilir. Ancak ne yazık ki oyunlarımızda Türkiye Ligi genel itibariyle dünya düzeyinde biraz geri kalmış olduğu için bu hocalarımızın güçleri ne yazık ki iyi değil. Biz de ne yapacağız? Bu oyuncu hocalarımızdan oyundaki güçleri düşük olanları gönderip yani görüyorsunuz Kaleci antrenörü 7-7-7. Bize de ilk yıl çok iyi antrenörlere gelmeyecek ama biz getirebildiğimiz iyi antrenörlerden bir kadro kuracağız ve şurada göstermek istediğim görüyorsunuz yani 2.5-2.5-2-2-2 yani rezalet bir antrenman. Puanımız var. Biz bu puanı arttırmaya çalışırız. Şimdi ben ara yayını keseceğim. Neden? Çok uzatmak istemediğim için. Yine bile yapmayacağız arkadaşlar. Sevleyeceğiz. Sakatlık olsun. Oyuncumuz 7 ay sakatlansın. Hiç mühim değil. Çok güzel. Gerçekçi bu oyun oynayacağız. Bunu da ilerleyen zaten yayının devamında göreceksiniz. Şu anda da elimizde bazı teknik heyetimizi arttırmamız gerekiyor. O yüzden de ben daha önceden de çalıştığım için yani şuradan arkadaşlar personel arama kısmından arama yapabilirsiniz. Nasıl arama yapabilirsiniz? Örnek veriyorum. Kaleci antrenörünü almamız lazım. Seçelim. Buradan Fenerbahçe'ye gelen. Ama çoğuna maaşımız ne yazık ki yetmeyecek. Çünkü gerçekten kulübün durumu çok iyi olmadığı için bu durumla da elimizde de bize gelen iyi hocalarla, idare eder hocalarla yolumuza devam etmeyeceğiz. Mesela bu hoca idare eder bu hoca. Ha iyi mi? İyi değil ama elimizdeki hocalardan iyi. Tamamdır. Şimdi gene de şuradaki güçlerini düşürelim. Belki daha iyi bir kaleci antrenörü gelir. Mesela bunun gibi kendisini direkt tanıdığım için oradan zaten tıkladım kendi profilini görmek için. Genel itibariyle şöyle bir bakalım. Bu oyuna güncelleme geldiği için yeni kaleci antrenörü çıkmış olabilir, güncellenmiş olabilir. Fena bir yani iyi bir hoca değil ama idare etmek durumundayız. Evet, Watson iyi, Watson işimizi görür. Şimdilik asistan menajer çok önemli. Gözlemci ekibimiz çok önemli yani ama ne yazık ki maaşlardan dolayı size de şimdi örneğinin bir tanesini göstereceğim. İyi bir gözlemci getiremiyoruz. İyi bir gözlemci getiremiyoruz. İyi bir gözlemci getirebilirsek çok güzel olacak. Mesela bakın gücünü görüyorsunuz. Bakın 273 aslında çok bir para istemişim. Bakacağız bak 38 verebiliyoruz. 38 verebildiğimiz için şu anda biz getiremiyoruz. Adam da otomatikman ne oluyor abi reddediyor. Şimdi o yüzden ben de kendim belli başlı çalışma yaptığım için şu İskoç arkadaşı bir deneyelim. Denedik abi olmadı. Ben de belli başlı bir çalışma yaptığım için. Bazı önceki oynadığım kariyerlerden bazı alabileceğimiz gözlemciler var. Alabileceğimiz o gözlemcilerden alıp şimdilik idare eden bir gözlemci ekibi kuracağız. İşte idare edeceğiz. İdare edeceğiz bakalım. Bir bakalım şimdi. Mustafa Dülger. Daha önceki kariyerde Mustafa Dülger vardı. Burada yok problem değil. Yener Arıca var. Gücü çok kötü. Arıca. Bakalım var mı? Var. Ama şu anda daha evet antrenör olmamış. Seçkin Göksel var. Şimdi normalde aslında şöyle anlatayım. Bakalım Seçkin Hoca var mı? Evet. Seçkin Göksel hocamızda ne yazık ki yok. Neden yok acaba? Güncellemede Seçkin hocamız gitmiş. Evet. Seçkin Hoca olsa iyiydi çünkü gücü bir tık iyi. Şimdi Penza var. Eskiden Galatasaray'ın da formasını giymiş bir oyuncu. Şimdi gücüne bakıyorsunuz. Bu arkadaş iyi bir değerlendirme yapamaz oyuncularla. Biz iyi bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ancak bizim de dünyayı bilgi seviyesi yüksek gözlemci almamız gerektiği için bu gözlemci bizim işimizi fazlasıyla görür. Ancak bakalım ne kadar maaşlıyor. Harika. Şimdi direkt 5 yıl yapıyoruz. 30 bin öneriyoruz. Kabul ediyor ve bu arkadaşı alıyoruz. Şimdi bu arkadaş bizim dünyadaki bilgi seviyemizi arttıracak. Dünyadaki bilgi seviyemiz de bizim için önemli. Bizim için çok önemli. Ancak tabii gücü de iyi olsaydı çok farklı olabilirdi. Şu anda bir bakalım şimdi kaç tane gözlemci alabiliyoruz. Bir tane daha gözlemci alabiliyoruz. O gözlemci geldikten sonra başka gözlemcilere bakalım. Başka da şu anda alabileceğimiz, kapımıza gelen bir gözlemci yok. Yani şuradan da baktığımız gibi bu gözlemcilerden hiçbiri uyum çok önemli. Yani önemli ama önemli değil diyebiliriz. Buradan
bir gözlemci getirebilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Mesela müthiş bir gözlemci. Önceki kariyerlerden biliyorum, müthiş bir gözlemci. Ama istediği maaşa bakın, yani adamı getiremiyoruz. Şaka gibi. Biz maaş arttırmamız lazım. Ayrıca bunlardan getirebileceğimiz tahmini olarak da şu anda şöyle bir bakıyoruz. Tahmini olarak da getirebileceğim bir gözlemci yok. Keşke getirebilsek. Çok güzel bir katı okursak. Şu anda gözlemci işini iptal ettik. Fizyoterapist şart. Fizyoterapistlerimiz ne yazık ki kötü. Bakalım bir 20 diyelim getirebileceğimiz fizyoterapistler. Genelde de düşük maaş istiyor da getirebileceğimiz fizyoterapist var mı? Şöyle yaşını küçültelim. Antalyaspor'da fizyoterapist varmış. Ya çok iyi, çok başarılı. Bu arkadaşlardan bakalım getirebileceğimiz var mı? Yok. 57. Yok abi. Biz Antalyasporlu arkadaşı kulübümüze katalım abi. Oo. 110 şeyi var ama alırsak iyi olur. Lacombe var. Lacombe getiremeyiz abi. Arada çok fark var. İki katı fark var. O yüzden bu adamı getiremeyiz. Şu arkadaşlardan değiliz. Ya, bu arkadaş da olmaz. Direkt iptal. Bakıyoruz. Direkt iptal abi. Ne yazık ki şu anda getirebileceğimiz gördüğümüz kadarıyla bir isim yok. Bir isim yok. Neyse bir tane getirmemiz bile başarılı. Keşke Antalyaspor'unkini almasaydık. Spor bilimcisi. Muhtemelen spor bilimcisi şu anda bize gelmek isteyen spor bilimcisi yoktur diye düşünüyorum. Bakalım. 15. Bu arkadaşı getirebilir miyim? Spor birincisi. Abi 138 verebiliriz. Çok zor. Çok zor bir ihtimal. Zaten bir kere arkadaşlar fizyoterapistik istediği için. O yüzden işimiz çok daha zor. Yok abi şu anda getiremiyoruz. Şu anda o zaman spor bilimciliğinde bekleyeceğiz. Ben arkadaşlar genel olarak kadroyu kurayım. Ondan sonra tekrar da sizinle bir görüşelim. Arkadaşlar şimdi takımda bazı teknik heyetimizi geliştirmek için bazı isimlere tekliflerimizi yaptık. Akabinde de bazı isimleri göndereceğiz. Bu arkadaşın plan sözleşmesi bitiyormuş. Kalsın mı kalmasın mı yeterince iyi değil. Bunlara sonuna bakarız. Mert Hakan'la sözleşmeyi yenileyelim. Çünkü Türk olarak iyi bir alternatif. Mişi Batshuayi de sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak Mişi de göndermemiz iyi olur. Yabancı kontenjan artı maaşından düşeriz. Joshua King. King'in sözleşme uzatma maddesi yok. Joshua King'i yedek santrafor olarak düşünüyorum. O yüzden sözleşme uzatıp yedek santrafora King'i oynatmayı düşünüyorum. Neden derseniz King gördüğünüz üzere fiziksel olarak da zihinsel olarak da iyi. Batshuayi'nin gücü neden bu kadar düşük onu bilmiyorum. Zihinsel olarak şu anda görüntüsü iyi değil. O yüzden King daha iyi olduğu için onu tutmaya karar verdim. Ondan sonra taktiklerimizi zaten belirledik. Burada kulüp hedefleri kabul ediyoruz. Sezon öncesi takvim bir tık ağır geçirebiliriz ama bunu zaten manuel olarak kendim ayarlayacağım. Kadro seçimi onu da ayarlayacağız. Kemal Kurak sözleşme. Bu elimizdeki teknik heyetteki isimleri birer birer gönderiyoruz arkadaşlar. Gönderiyoruz. Teknik heyette yer açacağız. Şimdi takımımıza şöyle bir bakalım. Kalede Livakovic. Fred sol ayaklı olduğu için Fred'i buraya koyacağız. Luan Perez oyundaki gücü itibariyle Alexander Cicu'yla benzer seviyede bir oyuncu. Stoperlerden de hani Luan Perez'i de gönderebiliriz. Bir bakalım. Daha detaylı bir inceleme yapacağım. Samet Akaydın'ı bile oynatabiliriz arkadaşlar. Yani ekonomimiz kötü olduğu için bir yıl rezillik çekip daha sonra bir çıkış yapabiliriz. Ferdi Kadıoğlu sol bekte de oynuyor. Sağ bekte de oynuyor. Sağ bekte de oynatabiliriz. Veya Mert Mürdün'ün de özellikleri çok iyi. Mert Mürdün'ü de kullanabiliriz. Tam olarak kafamda onun daha planlamasını, kararını veremedim. Fred'le beraber Crespo'yu oynatmayı düşünüyorum. Elimizde Lincoln da var. Şöyle bir göndermeyi dersek ne diyor? Yok. Sözleşmeyi yeni uzat diyor. O yüzden imkansız. Sebastian Szymanski var. Şimdi benim kafamda farklı bir plan da var. Bu planda Szymanski'yi çift yönlü orta saha oynatabiliriz. Neden dersiniz? Şimdi markaj olarak iki yönlü orta sahada tam bir özellik seçilmemiş. Ancak burada oynayan oyuncunun taktiğimizde markajının bir tık iyi olması bizim için daha etkili olabilir. Yani Sebastian Szymanski o bölgeye de oynatabiliriz. O yüzden onun da bir kararsızlığı var. Yani Lincoln'u satacağımız için gelecek sezon biraz daha forma şansı verelim. Bartu Elmas'ın gücü bu. Kendisini kiralamak lazım veya altyapıda oynatmak lazım. Biz gene bir kiralığa çıkartalım. Şimdi onun için de şöyle bir kulüp çalışanları ve sorumlulukları bir arkadaşlara ayarlamak lazım. Ben hazırlık maçlarında kesinlikle takımın başında kalmayı düşünmüyorum. Onlar vakit kaybı. Takım talimatlarına da
Asistan menajerimiz gelince zaten bunlar tek tek ayarlayacağız. Antrenman, transfer sözleşmeler, kulüplere öner. Şunları %100 yapalım. Otomatikman, hani her kulübe önerdiğimiz otomatik %100 yapsın. As oynaması bizim için iyidir. Ayrıca oyuncunun transfer, kendisi transfer, evet. Her seferinde tek tek ayarlamamız gerekmeyecek. Şimdi bakın, Bartu Elmas, bakın şimdi. Hemen görüyorsunuz şu anda. Evet. Bir iptal eden. Tekrardan bir denem, gördüğünüz gibi kiralık listesine bak, gönder. Şu anda Mert Hakan yandı. Şimdi Batshuayi'yi bir önerelim. Şimdi deneyelim. Mişi Batshuayi'yi 5 milyon eurodan bir önerelim. Ama değeri 3.4 dediğine göre 5 milyon biraz zor olur. Biz bunu 4.5 yapalım. Kulübü önerdik Mişi'yi. Evet. Joshua King temsilcisiyle bir görüşelim, ilgilenelim. Biraz daha maaş düşürmek için çok güzel maaşı düşürdü. Aceleyi de getirmeden görüşelim. Şimdi Joshua King'e sözleşme önereceğiz. Elimizde Tadiç'imiz var. Tadiç ise eskili bir oyuncu. Cengiz Ünder'i sağ çıkta oynatacağız ki yerli kategorisi içinde çok bizim için kritik bir oyuncu olacak. Cengiz'in de özellikleri bu. Ve arkadaşlar, bunları hani size tek tek göstermek istemiyorum. Herkesle tek tek ayarlarken. Burada Cengiz Ünder'i mesela gördüğünüz gibi oynayacağımız taktikte Cengiz Ünder ve diğerlerin hepsini tek tek ayarlayacağız. Cengiz Ünder'e güç çalıştırabiliriz. Gücü biraz eksik. Biraz güç çalıştırabiliriz. Ve bütün oyuncuları tek tek ayar çekeceğim. Stoperlerimiz hepsi pas yapan stoper, taktiğe bu şekilde uygunluk sağlayacak. Mesela Beko bak, standart stoper olarak daha iyi. Evet, pasör stoper olarak özellikleri kötü ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Taktiğimize uyması için savunma olarak çalıştırıp biz burada ne yapacağız? Pas çalıştıracağız ki bu özelliklerini arttırabilmemiz için. Bu özelliklerden sonra şu özelliğe çalışacağız. Beko'ya da diyelim mesela savunma, sıkı markaj yapsın, antrenmanlara başlasın. Bütün oyuncularımız için bunu yapacağız. Ara ara dediğim gibi videoları keseceğim. Taktiğimizi belli bir oturtma yapacağız ve ona göre de transfer çalışmalarımıza başlayacağız. Arkadaşlar, Mişi Batshuayi'yi de alt takıma gönderdim. Teklifi kabul ettim. Musay Samuel'i önermiş miydim? Onu hatırlayamadım. Ona bakıyorum, Musay Samuel'i önermişim. Bir teklif gelmemiş. O yüzden Musay Samuel'i hemen tekrardan 6.5'a öneriyorum. Bir teklif gelsin. Onu da verelim. Mustafa'ya deneme teklif etmiştim. Bir haftalığına denemeye geliyor. Neden? Oyuncunun gücünü gözlemci ekibimiz çok zayıf olduğu için, oyuncunun gücünü de daha iyi görebilmek için böyle bir hareket yaptı. Yani Luan Perez'i gönderip onun yerine bir fırsat transferi olarak yapabilirim diye onu gözlemlemek adına böyle bir hareket yaptım. Hemen pasör stoper olarak bakıyoruz abi. Abi 12-16 çok güzel kıyaslama yapıyoruz. Al Mustafa, şu güçleri tam olarak belirli. 10-14 arasında diyor. 10-14 arasında 11 bile çıksa kafa kafaya sayılır. Burada da 11 çıksa burada daha iyi. Burada da daha iyi. Burada biraz düşük gibi, güzel. Genel olarak Mustafa Luan Perez'den daha iyi. 31 yaşında. Şöyle bakıyoruz, bir sezon oynatma 32 yaşında oluyor. Yani bu da demek oluyor ki Luan Perez'i satabiliriz. Bakalım hemen şuradan Luan Perez'e. Bakalım. Oo, sözleşmesini yeni uzattı. Gitmek istemiyormuş. Çok güzel. Çıkıyor bakalım. Evet. Neyse. Mustafa'yı bir düşüneceğiz. Crespo'nun sözleşmesi uzatma opsiyonu uzardı. Uzattık. 2025'e kadar, 2023 desek iyi, bizi götür. Seneye güzel bir transfer çıkarsa oradan da bir hamle yapabiliriz duruma göre. O sayı Samuel'e de önerdik. Güzel bir teklif gelirse o sayıyı da göndereceğiz. Arkadaşlar, disiplin yönetmeni olarak böyle sert antrenman kaçak. İzin başı, bunlar bir hafta sonra ikişer hafta, hatta burada alt takıma yollar. Şurada kesinlikle böyle arkadaşlar, kim olursa olsun göndeririz yani. Kart cezası, kırmızı kart direkt diyor. 1-1-2 yapalım. İkinciden yapalım. Şunu 1 yapalım. Üçüncü görse 2-2 olsun yani. Şu şekilde olursa bir daha sanki adaletli olur. Birden fazla sarı kart cezası, şu şekilde daha iyi. Şu şekilde daha iyi olur. Sert. Biraz sert hareket yapacağız. Ha, takımımızda çok kart görecek, evet. Oyun stilimizde çünkü baskılı oynuyoruz. Planlarına yer almıyorsun. Dedik zaten teklif gelecek sadece. Biz biraz yukarıdan önerdik oyuncu. O yüzden teklif gelmiyor. Şu anda yani tahmini ve 6 milyon teklif gelir diye düşünüyorum. Elimize bazı oyuncular var. Onlar da kiralı. Genel itibariyle şöyle bakalım. İnşallah bu emir gelişir.
Emery seneye yedek olarak, yani dördüncü stoperimiz olarak kullanabiliriz. Bu oyuncuların çoğunu zaten gelecek sezon satarız, kullanmayız. Ture gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Güzel, Ture'ye teklif yaptık, daha sonra teklifi arttırabiliriz. Kendimizi tanıtalım. Savunma takviye yapacağız. Çok takviye yapacağım için böyle bir şey demiyorum. Şampiyon olma. Federasyon Ligi şampiyonluğu desek oyuncular ağlar. Oyunda bir şey var, yani özgüvensizlik var. Takımları gerçekten güçsüz olarak gösteriliyor. Sonraki turu diyor bakalım şampiyon, grup aşaması yok. Final. Final desek evet. Geri adım atalım abi, yapacak bir şey yok. Ben de bunu duymak istiyorum. Türkiye Kupası şampiyonluğu, fazla uzatmadan, cezalar gayet adil diyor. Nabza göre şerbet. Evet, biraz nabza göre şerbet vereceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Antrenman testlerimiz harika. Allah rezalet bir antrenör kadromuz var. Biz de bu kadroyu arttırmaya çalışacağız. Basın toplantısına katılalım. Burada olmak benim için bir onurdur. Evet. Bir olmamız gerekiyor. Bu daha iyi abi. Güzel. Yıllarca bu anın hayalini kurduk. Meslek hayatım boyunca evet durduğum konu olarak doğal olarak geliştirmek istediğim yönlerden biriydi. Evet. Ofansif oynayacağız abi. Herkesin bir Fenerbahçe oyuncusu. Evet. Abi gaza getireceğiz. Her yerde gazlıyız abi. Dünya. Evet. Taraftarımızı öveceğiz abi. İdmanlara mantıklı şekilde yaklaşmak gerektiğini. Evet. Yapacağız abi şeyler. Dinamik bir yıldıza. Evet. Nerede kullanacağız? Altay Bayındır işte. Bak abi, Altay Manchester'a gitti. Neyse, yapacak bir şey yok. Olumsuz konuşalım. Altay'ın kaptandan alacağız. Özellikle değişmek istediğiniz bir mevki. Şu anda çok transfer yapmayacağız ama bir sağ bek diyelim biz. Neyse, yorum yok ya. Yorum yok diyelim. Teşekkürler abi. Bıyıklarımız gene yakıyor. Şimdi yedek kadrolu bir maç yapacağız. O sayı Samuel'e de gönderdik mi biraz daha oturacağız. Mustafa'yı da aslında alsak çok güzel olur. Mustafa işimizi görür de. Mustafa. İşte Luan Perez'i gönderelim. Ya bu bizim sıkıntımız o. Yoksa Mustafa'yı 50 kere çekerdik yani. Tadiç sakatlandı. Evet. Tadiç abi çok iyi bir oyuncu. Yani 34 yaşındaki özellikleri görüyorsunuz. Yani müthiş bir topçu yani. Oyun için söylüyorum, gerçekten müthiş bir yetenek. Yani edince koyu mesela göndermemiz gerekiyor. Evet, o sayıya teklif yok. Enteresan bir şekilde. Bu sayıyı tekrardan önerelim. Abi otomatik seçim kadroda zaten oyuncularımızı azaltacağız. İsmail'i kiralayalım. İsmail bu yıl forma bulamaz bizde. O yüzden biz İsmail kardeşimizi kiralayalım. Şimdi neden diyeceksiniz? Takımda her mevkiye birer ikişer yedek ayarladık zaten. Şu an İsmail ne yazık ki fazlalık. O sayı Samuel'e herkes 5.5'u verdi abi, gördüğünüz gibi yani. O sayı Samuel'e verdi. İsmail'e kiralık. Nereler? Le Havre'dan, Strasbourg'dan. Bakalım antrenman testleri nasıl? İyi bir antrenman testi var. Bakıyoruz, harika bir antrenman. İlk 11 yok abi, rotasyon zaten vermiyoruz. Hem tesisleri hem bu şekilde. Hayırlı olsun. Veriyoruz. İsmail gitsin bir sezon oynasın gelsin. O sayı Samuel. Şimdi biz kulüplerden bir şeyler koparabilir miyiz? 5.5. Şimdi Ren var. Kim istiyormuş bu? Yok abi, zaten istediği bir kulüp yok. Sonraki satıştan pay da isteyebiliriz. 5.75 hayırlı olsun abi. Şöyle yapalım. Sonraki satıştan %15 isteyelim. Şu şekil yapalım. Olmuyor abi, denedik. Bir de şu şekilde denelim. 5.75'e %10 yapalım. Gelirse güzel olur. Gelmezse yapacak bir şey yok. O zaman o sayı Samuel'e 5.75'e önerelim. %10 da yapalım. Almak isteyen de aslında o sayıyı da alt takıma gönderelim. Neden alt takıma gönderiyoruz? Çünkü oyuncularımızın karşı tarafa gitmeyecekse bile, işte düşük maaş veriyorlar falan, oyuncu gitmek istemiyor. Biz de ne yapıyoruz? Oyuncuyu kesinlikle ama kesinlikle sen gideceksin abi diye zorluyoruz bir nevi. Sağ kanattan içeri bak, sol kanattan içeri kat etmiyor. Biz bunu çalışalım. Nerede çalışalım? Her iki kanattan içeri girsin, ikna edelim, çalışsın abi. Mert'e evet çalıştırdık. Bazı oyuncuların tamamını ayarlamadım ama vakit geçtikçe ayarlayacağız. Bakıyoruz şuradan. Yok abi, bu teklifler olmaz. 5.75 ise bu da kabul edecek muhtemelen. Etmiyor. Yapacak bir şey yok abi. Ren'e gitsin oynasın. Ne diyor? Lincoln diyor. Nasıl davrandığınızla ilgili diyor. Yani otomatik seçmiştik ama hazırlık kadrosuna özür dile senin. Hadi işte. Özür diledik ya aslan ya. Bizim yardımcı antrenör
almamış kardeşimize. Yani gerçekten fiyasko niye almadı? İlk defa ben böyle bir şey yaşıyorum. Kadro planlamasını hiç de diyoruz. Abi hızlandırılmış dil eğitimine de gitsin. Bu adamlar niye gitmemiş ya? Yani gerçekten evet, kampa katamıyoruz herhalde arkadaşlar. Bu iyi olmadı. Neyse, oyuncularımızı hemen hızlandırılmış dil eğitimine, Liva Koç falan, dil eğitimi önemli abi. Şimdi takımda istikrar çok önemli. İstikrar da takımın birbiriyle alışması, bunların hepsi önemli detaylar. Bunlar ne kadar iyi olursa o şekilde. Ferdi'ye bir bakalım bu arada. Ferdi aklıma geldi. Bilmiyordur falan. Evet, bak hızlandırılmış. Yani bunlar önemli detaylar. Biz de bu detaylar için kulübü, oyuncuları, kadroyu koruyup güzel bir şekilde birlik beraberlik sağlayıp alışılagelmiş bir futbol oynayıp rakiplerimizi darma duman etmeye çalışacağız. Ve bir yandan da bu Türk futbolundaki ekonomik durumdan çıkmaya çalışacağız. Evet, Mihaz Ayşe verdik abi. Çok güzel maaş da hemen bir rahatlama oldu. Bunlar önemli hareketler. Şimdi asistan menajeri bu arkadaşı teklif ettik. Bu arkadaş olabilir mi? Bakan Gomez, Nuno Gomez'i de evet antrenör olarak çağırdık. Nuno Gomez'i. Nuno Gomez hayırlı olsun. Nascimento'yu da çağırdık. Nascimento kardeşimiz de hayırlı olsun. Sonradan da asistan menajer olarak aslında kullanabilirim Nascimento'yu. Yani Brunmayer yerine bile olabilir. Da şu şekilde bakalım Nascimento. Menajer diyelim. Aston menajer benim gözümde menajerdir. Nascimento özellik olarak gençlerle çalışması da iyi. Brunmayer'ın fena değil. Şimdi biz çok antrenöre teklif yaptık. Nascimento'ya antrenör olarak teklif yaptık. Bir bakalım başka şey yapmış mıydık? Aston menajer için teklif yapmış mıydık? Orasını bilemedim. Nascimento'yu bir kabul edelim. Çok güzel abi, alışsın. Hemen antrenör görevlerimizi ayarlayacağız. Bir ay. Çok kötü oldu. İsmail Cigo'da sakatlandı. Antrenmanda şu anda ne yaptırıyorlar hiç dikkat etmedim. Abi bu şekilde antrenman mı yaptırılır ya? Daha bunları ayarlamadık. Şimdi arkadaşlar sezonun en başında fiziksel olarak çalışıyoruz. Fiziksel ve takım kaynaşması. Taktik, fiziksel, takım kaynaşması. Bu şekilde devam edeceğiz. Maçları ayarlayalım. Şuralarda antrenman maçı var. Hiç gerek. Hiç gerek. Hemen taktiğimize oyuncuların odaklanması gerekiyor. Taktiğimize oyuncular odaklanacak. Başka hiçbir şeye gerek. Buraları hemen ayarlayalım. Ağır öne top. Fırla diyelim. Neyse, orada bir problem var. Kesinlikle abi, rejenerasyon yapıyoruz. Adamları dinlendiriyoruz abi. Burada fiziksel olarak çalışsınlar. Devam. O kadar sık sık maç koymuşlar. Taktiksel olarak pek çalışamıyoruz. Onları iptal edebiliriz ama şu anda sizin için pek şey yapmak istemiyorum. Vakit kaybı yapmak istemiyorum. Yoksa ayarlar çok basit şeyler. Biz abi takım taktik, abi taktik 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 takım taktik çalışacağız. Ve şuraya da, hatta araya da atalım. Takım kaynaşsın. Şuraya kadar şimdilik bir gelsin bakalım. Hocalarımızla da ayarlayacağız. Evet, Çağatay Erkük geldi. Oyuncu analisti güzel. Hem peza gözlemci. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Hem sayımızı arttırdık. Şimdi şuradan yönetimden talep isteyeceğiz. Ne talebi? Teknik heyet. Fenerbahçe teknik heyetini arttır dedik abi. Gözlemci imkanlarımızı arttır. Oyuncu ağı sistemini geliştirmemiz lazım. Bayağı çok yapılacak, çok iş. Tesisleri bir yapalım. Antrenman tesisi bizim için çok önemli. Çok önemli. O yüzden antrenman. Evet, fizyoterapist hayırlı olsun. Bahçıvay çalışma izni çok güzel. Evet, bu arkadaş kim? Bu arkadaş kondisyoncu abi. Kimi göndereceğiz abi? Bu arkadaş altyapı Sedat Karabük. Abi yolun açık olsun. Yasin Cirav. Zeki Murat Göre. Kondisyon antrenörümüz Serkan abi de gönderelim. Abi yolunuz açık olsun. Takıma hizmet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Abi şimdi ne diyor abi? Tamam, bu kondisyoncu abicim. Tarnat nerede? Evet abi, beni sen bilgilendir. Herkes kulüpteki yerine haddini bilsin. Yavaştan şimdi bazı şeyler ayarlayacağız. Takım en azından rahatlatacağız. Kaleci antrenörümüz bir tek arkadaş var. Şöyle bir bakalım. Evet, harikayız. Şunları çekelim. Bir tık daha bakın, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak, güçlerimiz arttı. Şimdi Karacan tümörümüz gelince zaten rahatlayacağız. Bakıyoruz fizyoterapistimiz. Evet, kimmiş? Savunmacı, bu arkadaşa da ihtiyacımız vardı. Çok hoca teklif yaptı. Nasıl olacak bilmiyorum.
Yönetimden de istedik, bir yardım istedik. Yasin Çırağ, Recep Karatepe, Serkan kardeşimizi yollayalım. Serkan kardeşimizi yolladık. Abi bu arkadaşı da getirdik. Bu arkadaş da fena bir hoca değil. 4 yıldızlı hoca. Şimdilik işimizi görmesi için zaten ekstra iyi. Lindeman abi işte bak, bu da kondisyoncu. Bu arkadaşa da ihtiyaç var. Bu arkadaşımız da kondisyon. Abi buna ihtiyacımız kalmadı. Niye Lindeman? Bu işin prime'ı. Transferi iptal ediyoruz. Abi seni. Recep abi. Yolun açık olsun. Lindeman. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Adam 5 yıldız abi. Bu adam 5 yıldız oldu. Lindeman 4 yıldız. Çok iyi. Bu adam şu şekilde yapalım. Abi kondisyon. Şimdi takım kondisyon olarak direkten çıkışa geçecek. Direkt Bartu'yu da kiralayalım. Yolun açık olsun. Abi Moreno hangi arkadaşımız acaba? Moreno. Bak şimdi. Savunma. Pardon. Savunma. Olabilir. Savunma taktik de olabilir. Yani şu an beklemesi lazım. Niye? İki tane adam var. Tamam abi, bunu da alırsak. Bakalım. Yok. Karacan Trener'i almamışız resmen. Yok abi. Moreno sen bekle kardeşim. Bizim Karacan Trener'lerimiz nerede? Bizim Karacan Trener'ler listemiz nerede abi? Şimdi bu arkadaş geliyor bize. Bu arkadaş gelirse muhteşem olur, gelmiyor. Alan Fettis. Gelmiyor abi, şu adamlar. Müthiş adamlar bir gelseler. Onların arasından Fettis. Ne kadar 275 Fettis, hayırlı olsun. 3 yıl imzalayalım da belki göndeririz abi sonuna. 200. Al abi 205. Hayrını görsün. Şimdilik getireceğiz. Tek Karacan Trener'le idare edeceğiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi bu kadar da oyuncu gönderdik abi. Şöyle bir düzeltelim. Şuraya 1 milyon ayıralım. Evet. Şimdi Gagliardi çok önemli bir isim abi. Bu adamı getirsek rahatlayacağız otomatikman. Ooo çok düşük para verdi. Neyse biraz devam edeceğiz. Biraz toparlayacağız. Biraz daha zaman geçsin. Abi bak, bizim hoca almamız lazım. Yardım edin yani. Yok abi. Vermiyorlar. Hoca imkanı vermiyorlar. İstiyoruz, vermiyorlar. Bu da neden abi? Maddi durumdan. Gözlemci de vermiyor. Neyse Mpenza'yı çektik. Mpenza bizi bir rahatlatacak. Zaten o oyuncunun gücünü açsın. Yorumlamasını ben yaparım. Çok önemli değil. Konfederasyon kupasında da maçlar oynanıyor. Bakalım abi Rukyeri. Bakın gözlemcilik yaptım. Ben bu arkadaşı da oynattım. Gerçekten çok iyi topçu. Önü açık. Önü açık. Aslında çok almak istiyorum. Ama kafamda bir yandan karışık. Jayden Alkan. Jayden de güzel de. İhtiyacımız var mı derse ihtiyacımız da pek yok. Abi kim anlaştı ya? Kim anlaştı bu adamla? Bunlar hep göndereceğiz ya. Neyse. Ert Hakan'la sözleşme uzattık. 850 bin yıllık, 850 bin o. Ben haftalık oynamıyorum. Daha gerçekçilik katsın diye onu yıllığa çevirdiğim için. Eskiden haftalık oynuyorduk pound olarak. Çünkü oyun direkt o şekilde başlıyordu. Bakalım. Bu fena değil. Şu maskeyi ayarlamamıştık. Şu maskeyi ayarlamadım, aklıma geldi. Şu maske pardon güç olarak çalışsın. Şu maske hücuma katılsın. Şimaski'den beklentimiz büyük. Gelecek sezon onu çift yönlü orta saha olarak oynatmayı düşünüyorum. Joshua King'in bakan arkadaşlar çok önemli. Maaşı 2.3'tü. 1.6'ya çektik. Sözleşme uzattık. Gücü de güzel. Santrafor oynatacağız. Komple santrafor oynatacağız. Bu şekilde de çalıştırıyorum. Yedek olarak bu antrenman testi. Bizimle yeni çalıştınız diyorlar abi. Bizi reddediyorlar şu anda. Ağırlığımız yok abi. Ağırlığımız kulüpte yok. Şimdi şu olayları biraz yine devam ettireceğim. Devam ettirdiğimizden sonra takımdaki hoca etkinliğimizi biraz da maçlara başlamaya yakın. Ara ara görüntülerle devam edeceğiz arkadaşlar. Neden hile yaptığım için değil. Sizi boş muhabbette yormak istemediğim için. Vaktinizi çalmak istemediğim için. O yüzden hızlandırmaya çalışıyorum. Elimle geldiğince. Aklınıza soru işareti olmaz. Arkadaşlar yapmış olduğumuz tekliften sonra oyuncunun maaşını yükselttim.
Çünkü çok teklif var. Daha kendisini cezbedebilmek için ekstra ilgilendiğimizi açıklayacağız. Öncelikle transfer hedefi olarak. Çünkü başka transfer şu anda yapmayacağız. Takımı boşaltmamız gerekiyor. Onu da ya yarı transfer döneminde ya da sezon sonunda, en mantıklı sezon sonu. Bizim için zorlu pazarlık olacağı kesin falan filan diyoruz. Adamı övüyoruz. Neden? Öveceğiz ki adam hani bize gelmesini cezbetmek için birkaç hamle yapacağız. Normalde ben 1 milyon 400 anlaşmıştım ama 1 milyon 600 verdim. Niye? Menajerine de bir miktar pay verdik. Oyuncu gelmek istesin diye. Şimdi gelmek istemesi için bakarız, bir dönem daha bekleriz. Gerekirse 1.700'e çıkartırız. Neden? Yeter ki oyuncuyu alalım. Aldıktan sonra sezon sonu oyuncuyu zaten belli bir miktar paraya okuturuz yani. Ve gelen bonserviste daha iyi bir sağ bek alabiliriz. Daha iyi bir sol bek alabiliriz. Paraları bölüştüreceğiz. Evet, harika. Batshuayi'nin gidişi bakın bizi inanılmaz rahatlatacak. Şuradan bir bakalım. Mevcut maaş gider 44. Yani 4 milyon gidecek. Çok iyi. Kusura bakma kardeşim. Seni çok seviyoruz. Harikasın. Bu kadar parayı kimseye şu anda oynatamayız. Yani Ceko, şu an Ceko'yu saklarım. İyi bir profili var. Ama sene sonu onu da göndereceğiz yani. Önerilen kadroyu şey yapsın. Oyuncuların hepsinin maç kondisyonu kazanması gerekiyor. İrfan Can'ın durumuna bir bakalım. İrfan Can 2024'te bitiyor. İrfan Can'la Ocak ayında bir sözleşme uzatabiliriz. Hatta şöyle bir temsilcisini yoklayalım. Az miktar para istiyor mu? Yani İrfan Can'ın profili çok iyi. İrfan Can'ı şu bölgede kullanmak istiyorum normalde, ancak hızlı olmadığı için kanatta kullanmayı düşünmüyorum. Burada kullanmak istiyorum ama Lincoln oynayacak. Lincoln'u oynatıp satıp İrfan Can'ı oraya çekmeyi düşünüyorum. Hatta biraz sözleşme görüşmelerine başlayalım. Hamle oyuncusu diyelim, kabul etti. Abi ne yapalım? Seninle 4 yıllık yapalım. Sen bizi şey yaparsın. Küme düşündüğünde abi serbest kalsın. Hiç önemli değil. Küme düşüyorsak zaten. Menajeri şurada cezbedelim. Bu önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Şimdi İrfan Can ne kadar maaş oluyor? İrfan Can 1.03 alıyor. 1.03. Şuradan abi biz 1.250 verelim. Deneyelim İrfan Can'ı. 1.850 istiyor. İrfan Can'a 1.400 verelim. Bir hareket. Abi 1.850'ye takmış bu adam kafayı. 1.600 yapalım abi. Abi yok. 1.650 diyelim. Geldi abi. Güzel abi. Tam maaşı 600 bin artsın ama profili çok iyi. Maaşını düşürmüştük. King yerine gelir. Evet. Lisansı çıkmamış oyuncu diyor. Abi çıkartıcılı lisansını sahip. Şu anda iyiyiz abi. Şu anda harikayız. Abi adamlar alıyor. Biz alamıyoruz. Yok. Abi rahatladık ya. Daha gidecek oyuncumuz var. O sayı Samuel var. İsmail'i göndermiştik. Evet, İsmail. Yanlara o sahili sallar. Arkadaşlar şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Oyuncu 1.25 imza attı. Biz kendisine 2 milyona kadar çıktık. Ama daha da fazla çıkamazdım. Çünkü maaşı ne kadar çok çıkarsam o kadar fazla satışımız zor olur. O yüzden daha da fazla çıkmadım. Oyuncu Marsilya'yı tercih etti. Yapacağımız bir şey yok. Zaten bizim kadromuz yeterli. Ben de Ruggeri'yi almayı düşündüm. Çok iyi bir sol bek. Elimizde sol bek var ama çift sol bek olarak da ikisini de kullanabiliriz. Rotasyon ilk 11. Sözleşme pazarlığı 4 yıl. Şunu kaldıralım. Maaşı %10 artsın. Hiç mühim değil. Sana 45-50 yapalım, düz hesap olsun. Çok önemli şeyler de şuradan 100 verelim. 900 verelim. Adama gelmiyor. Çok önemli değil. 1 milyon 50 veririz. Gelmiyor. 1 milyon 150 verelim. Hayrını görsün çünkü teklif var. Bu arkadaş almaz. Çok iyi olur bu arkadaş. Gördüğü üzere gerçekten çok efsane bir top. Markaj olarak antrenmanda ek eğitim yapacağız. Başka bir şeye gerek yok. Sassuolo'ya gidebilir mi? Gidebilir. Biz ilgilendiğimizi açıklayalım. Bir miktar etkili olabilirse güzel olur. Alabilirsek çok güzel olur. Takımı hem gençleştirmiş oluruz hem daha dengeli oyuncular almış oluruz. Bakalım, deneyeceğiz. Dušan Tadić hazırlık maçlarımız devam ediyor. Takım kondisyon olarak bir miktar daha üst seviyeye çıkmaya başladı. Şu bari sonu bir altyapıya atayım. Şimdi arkadaşlar takımda sol bekimiz, sağ bekimiz mevcut. Yedekte de mevcut.
Ancak şöyle bir durum var. Gelecek sezonu kadrosunu kurduğumuz için bu topçuyu almamız bizim için çok iyi olur. Neden çok iyi olur? Şimdi Temmuz ayı yaklaşık 6 gün önce 21 yaşına yeni girmiş. İtalya milli takımında oynarsa zaten patlar. Ekstra olarak da bakın özellik olarak tam istediğimiz özelliklerde biraz üstüne çalışacağız. Yedek olarak Osterwolde ile beraber forma şansı vereceğiz. Bir kanıtta iki tane yabancı mantıklı mı mantıklı değil. Ancak bu oyuncuya bu fiyata şöyle göstereyim 7 milyon euroya fırsat transferi. Yani şu takımlarda ilgileniyorken. Biz de bu arada maaşı fazla verdik. 1 milyon 15 milyon euro verdik yıllık. 150 bin euro. Bu sebepten dolayı oyuncu bize geldi. Yoksa bu oyuncunun zaten 600 bin euroluk bir maaş bedeli var. O yüzden bu transferi ben yapmak istiyorum ve bu transferi mantıklı görüyorum. Oyuncuyu kadromuza katalım. Şimdi oyuncuyu hemen çalışmalara başlatalım. Yara transfer döneminde de hızlı bir transfer geçirebiliriz. Oyuncunun bu özelliklerden en kötü özelliği markaj olduğu için markaj özelliği çalıştıracağız. Nuno Gomez'den fırsat buldukça hücuma katılmasını istiyoruz. Çünkü oyun stilimizde çok önemli bir pozisyon var. Şu anda gelen oyuncu olarak başka transfer düşünmüyor değiliz. Gözlemcilerimiz çalışıyor. Bir iki tane oyuncularımız radarda. Belotti aslında diye bir fırsat transferi. Belotti alınabilir ama muhtemelen maaşını çok yüksek isteyecek. Enketi var aynı şekilde. Ancak bunların maaşı yüksek olduğu için sıkıldı. Basit de biliyorum. İyi bir oyuncu aslında işimizi görebilir ama o ülkede de kalabalığımız olduğu için çok düşünmüyorum. Elimizdeki oyuncular gönderince tabii ki de farklı bir çalışma yapacağız. Ama biz onun yerine şu şekilde bütün oyunculara bakarak genelde kulüplerinde bunu yapmanızı öneririm. Listede olmasına gerek yok. Hatta şöyle 30 yapalım. Sözleşme durumu 1 yıl içinde bitecek oyuncular. Evet. Mesela Nicolas Pepe'nin sözleşmesi bitiyor. Trabzon'la 1 yıllık imzaladı. Örneğin. Moses şaka gibi bunu kimse o parayı zaten vermez. Yine transferi bakın Mbappe'nin bitiyor. Şimdi bu oyuncuların sözleşmeleri bitiyor. Şimdi biz bu oyunculardan mantıklı olanları tarafımıza çekeceğiz. Mesela Alvaro Morata ama bu maaşı aldığı için biz bu arkadaşa yani 5 milyon versek de gelir mi gelmez yani. Biz buradan işimize yarayacak oyuncuları tarafımıza çekeceğiz. Ve biz bu oyuncuları değerlendireceğiz. Bakalım Mesut Tarım üzgünmüş. Aslında çok güzel iş yapar. Ancak şu anda beklemek çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Buralardan transferler, fırsat transferleri katabildiğimiz oyuncuları katacağız. Genel olarak şu şekilde mesela rapor aldırabilirsiniz. Takip sitesine ekleme. Bunu da yani mesela Iheanacho bak. Iheanacho bir komple santrafor olarak oynatırım. Çok değişime yarar. Kovalayacağız. Yeni yerine açıyı da kovalayacağız. Burada bazı oyunculara Spinazzola olsun mesela adamlar güzel topçular yani. Rabiot o da güzel topçu işimize yarar. Rice Senyo işimize yarar. Şimdi bu oyunculardan bir çalışma yapacağız. İlker Muniain, Felipe Anderson bunlardan bakacağız. İşimize yarayanlar tabi bunlar sözleşme uzatanlar da olacak. Aralarından güzel bir kadro kurmaya çalışıyor. Biraz daha zaman geçsin detaylı bakacağız. Şuradan sorumluluklardan gözlemleme takip listesini 3 aylık olarak alsın. Bir önce en yüksek dereceye kadar da izlensin. İki tane gözlemcimiz var ama ilerleyen safhada yönetimden talepte olacağız. Bunu da arttıracağız. Şu anda devam ediyoruz. Evet bu adamı da gönderiyoruz abi. İşe yaramıyor. Bütün topçuları gönderiyoruz. Kadroyu elimizden geldiği kadar küçültüyoruz. Kadroyu küçültmemiz gerekiyor. Şimdi C'den forma verelim. Rukeri'ye forma. Evet. Problem oluyor. Şimdi Serdar'ı zaten göndereceğiz. Evet. Birini çıkartmamız lazım. Mesela kim çıktı? Ya burada en mantıklı isim Umut Nayır. Çıkartacağımız isimlerden bir tanesi Umut Nayır. Şöyle bir bakıyorum. Yani Umut'u çıkartırız. Umut'u da hatta kiraya verebilirsek verebiliriz. Bizim için mantıklı olur. Evet, Umut'u çıkaralım. Şu an ne diyor? Lisans süresi doldu diyor. Tamam önemli de şu Serdar Aziz'i kulüpten göndermemiz lazım. Maaşı Türk kulüpleri veremediği için istemiyorlar. Biz de alt takıma zaten gönderdik. Neden alt takıma gönderdik? Göndermemizdeki sebep şu. Gitsin abi adam gitsin yani. Yeni transfer olduğu için bu arkadaş da gitmek istemiyor. Biz de ilk 11'de oynasın. Yoksa formaya seçilmeyecek. Kendisini önerdik. Arkadaşlar şu maçlarımız başlıyor. Zaten göreceksiniz. Oyunu
şekildesiz bir şekilde oynayacağız. Güzel şeyler yapacağız. Takım kondisyon olarak hazır değil. Taktik olarak da hazır değil. Taktiğimize yavaş yavaş hazırlanacaklar. Yani muhtemel olarak ligin tahmini olarak söylüyorum. 3. haftasında falan takım tam anlamıyla oturur. Ondan sonra zaten yavaş yavaş çıkışa geçeriz. Ligde kolay bir şekilde şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Konfederasyon kupasını da alabileceğimizi düşünüyorum. O oyunda bazen şanssızlıklar oluyor. Bir anda erken kırmızı kart görülebiliyor. Her şey olabiliyor. Çekiliş attı ya kim gelirse gelsin. Şanssızlık olmadığı sürece ben bu iki kupayı alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kadromuz yeterli. İyi bir kadromuz var. Bunun üstüne taktiksel olarak da antrenman olarak da gelişim sağlıyoruz. Ve kupayı alabileceğimizi düşünüyorum. Gelecek sene takım daha zaten göreceksin. Daha oturaklı bir takım olacak. Hatta Aralık transfer döneminde bazı oyuncuları gönderebiliriz. Bu arkadaşı falan mesela transfer edeceğiz. Yani bu arkadaş daha önce oynattığım bir oyuncu ama Bayern beni gerçekte aldığı için şu anda Bayern Münih'te, o yüzden kendisi bize gelmez. Burada bu oyuncuları biraz araştırma yaptım. Yapmamdaki amaç da şu. Yani herhangi bir stoper ayrılığından Xhaka gibi Belhanda'yı öneriyor. Herhangi bir stoper ayrılığında hemen bir fırsat transferi yapıp eksiklik aramamak. Hemen al ver yapıp belli bir miktar kar edebiliriz. Abi şimdi bu Avrupa maçımız var herhalde. Konfederasyon kupası maçımız var. Hemen abi bir taktiği ayarlayalım. Evet, Jayden'i kaydedemiyoruz. Bir dahaki maça kaydederiz. Evet bakalım. Furkan da alt takıma atalım. Furkan da şimdi de gol oynasın. Furkan evet oynamıyor ama antrenmanda çalışsın. Şimdi taktiğimize bir bakalım. Oyuncularımızın yerleşimine bakalım. Evet çok güzel. Jayden oynamıyor. Jayden otomatik seçmiştik. Evet biraz hocalarımızda bir problem var. Sıkıntı yok. Her şey zamanla oturacak zaten. Çok kasmadığım için, zaman kaybı yaptırmak istemediğim için devam ediyorum. Asistana gönderirim. Hiç gerek yok.